Sen yapsan daha mantıklı. Niye ben yapıyorum? Değil Niye ben mi? yapıyorum asıl? Sen soru soruyorsun, ben cevaplıyorum. Ben burada müşteriyim. Ha, tamam. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazar günü ve karantinanın son günü. Yanımda Z, bu el niye böyle ben anlamış değilim. Yanımda Z jenerasyonundan saygıdeğer bir konuğum var. Ilgın bizimle birlikte. Onunla hem Z jenerasyonu hakkında konuşacağız hem de sufle tarifi verelim dedik. Tarif verme gibi değil aslında. Yani evet, aslında birazcık hem eğleneceğiz hem Aynen. sufle yapacağız. Vakit kaybetmeden Kesinlikle. başlayalım. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenip aynı zamanda aşağıya yorum yazarsanız bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar diyoruz. Videoya başlıyoruz. Yumurta ve şekeri bir yumurtayla bir çay bardağı şekeri önce koydum. Ama çok fazla ses çıktığı için karıştırırken ben bu tarafları biraz hızlandıracağım. O arada sorularımızı soracağım. Para senin için ne kadar önemli? Yani şöyle, maaşı yüksek bir iş teklifi geldi ama sevdiğim bir iş değil. Onu mu tercih edersin yoksa az maaşlı sevdiğim bir işi mi tercih edersin? Az maaşla sevdiğim işi tercih ederim. Niye? Çünkü sevdiğim işi yaparsam bir şekilde katlanabilirim ve ilerlerim. Yani mutlu olurum. Tabii ki para da mutlu eder bu arada da. Atıyorum, bu çok oluyor bu arada benim yaşıtlarımda. Z jenerasyonu özellikle. 10 arkadaşıma sorsan 9'u tıp istiyor. Niye? Ailesi öyle gururlanırmış. Ne alakası var? Başarılı diye tıp okuyor. Hiçbir alakası yok bununla yani. Atıyorum 10 kişi, 10 arkadaşımın 9'u tıp okuyacak. En fazla 3 tanesi iyi bir doktor olabilir. Çünkü gerçekten isterler ve gerçekten işte... Anladım ben İşte o seni. şey. Evet. Öyle yani. O Anladım ben yüzden seni. evet. Niye Gerçek. arkadaşlarıma da buradan merhaba. Buradan arkadaşlarına gönderme yapıyor. Ama haklısın, doğru söylüyorsun. Aileler meslek seçiminde daha doğru bir yönlendirme yapmalı bence. Evet, yağımızı koyuyoruz. Süt bir çay bardağı. Koyuyorum. Bir de Koyabilirsin. sıralaması da böyle mi? Koyma sıralaması. Evet. Evet, böyle. Önce bir çay bardağı yağ koyuyoruz. Sonra sütümüzü koyuyoruz. Peki ben devam edeyim. Sen koy aynı zamanda. Evlilik senin için ne ifade ediyor? Şu an vereceğim cevapla 5 sene sonra vereceğim cevap muhtemelen aynı olmaz. Ama Yani şu ideal anda... evlilik senin kafandaki. Yani kafamda ideal evlilik diye bir şey yok. Çünkü evlilik diye bir şey yok genel olarak. Bunları düşünmek için benim için en azından çok erken. Çünkü benimle yaşıt olup evlilik hayali kuran milyon tane arkadaşım var. Ne kuruyorlar mesela? Anlatmak istemiyorum burada. Gerçekten inanılmaz yani. Mesela bir arkadaşım, bunu gerçekten söylemek istiyorum. Evet. Ben... Arkadaşlar burada dedikodu var sansasyonlar. lütfen. Ben istediğim meslek için 15 sene bile okumak istediğim, hani kariyer için 15 sene bile çalışıp okumak istediğimi söylemiştim. Evlenme hayali kuran arkadaşım bana şey dedi. İnanamıyorum, 15 sene mi? O yaşa kadar çocuk yapmayacak mısın falan böyle. Evlenmeyecek misin? Niye böyle bir şey yapayım ki? Herkesin önceliği farklı. Yani benim yaşıtım herkes için daha çok erken evliliği düşünmek için, ama düşünen var yani, saygı duyuyoruz. Şimdi birazcık ses çıkabilir. Belki rahatsız olabilirsiniz. Kusura bakmayın. YouTube, TikTok kullanıyor musun? İzliyor musun? Bu dünya hakkında ne düşünüyorsun? Takip ettiğin YouTuber ya da TikToker var mı? Takip ettiğim TikToker yok. Çünkü TikTok hesabım yok. Karantinanın başında vardı bu arada ve çekiyordum. Ya yüklemiyordum ama hani Deniyordum. senle de çekiyorduk bu arada. Çağla ablamla da Aa! çekiyorduk. Space Jam falan çekmiştik. Burada hiç şey yapmasın. YouTuber olarak benim birazcık daha farklı yani. Çağla ablamı tabii ki de izliyorum. O Allah'ın emri çünkü. Genel olarak izlemeyi sevdiklerim, yaşıtlarım ve böyle ne bileyim uğraşılmış videolar değil. Nasıl anlatabilirim? Atıyorum işte Emre Uzunboy gibi evde kamerayı açıyor ve hiçbir şey yapmadan gününü çekiyor. Ya da aynı şekilde Eda Yaman izliyorum. Yani O da daha doğal insanları mı izliyorsun aynen daha diyelim? doğal ve saçma yani Saçma. saçma. Saçma şeyleri Evet. izliyorsun. Güzel, yeni Evet. nesil böyle. Boş Nesile bağladı. bir nesil yetişiyor falan diyormuşum şimdi. Hayır, tabii ki de öyle bir şey yok. Boş bir nesil yetişmiyor. Beni inanılmaz besliyorlar. Teşekkürler. Rica ederim. Çok para kazanıyorsun ya da normal bir hani maaşın var. Eskiler gibi eve arabaya mı yatırırsın? Bu çok böyle konuşulur ya. Yeni nesil daha çok işte seyahat etmeye tercih ediyor. Dünya turunu mu tercih edersin? Kesinlikle önce dünya turunu tercih ederim, ama şöyle, yeteri kadar param varsa bir kısmını kenara ayırırım ve Çağla ablamın Tiny House videosundaki Tiny House'u alırım. Onu da izleyebilirsiniz. Şuralara falan koyacağız. Evet. Evet. Neden? Çünkü zaten ben eğer dünya turu yapacaksam o kadar büyük bir eve ihtiyacım yok. Yaşıtlarında falan görüyor musun bunu hedef olarak? Yani ev alayım olarak değil, ama hepsinin ayrı eve çıkmak istediğini biliyorum. Ha.
Hepsi. Dur, öyle bir şey hep vardır. Şu an kaç yaşındasın? 17 olmama 3 ay falan var. Evet, 16 yaşında yani. Evet. 18 yaşında olunca hayallerin neler yani? Çok büyüdüğünü falan biz hissederdik eskiden. Ama öyle bir şey yok, onu söyleyeyim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Öyle bir şey olmadığını en iyi ben biliyorum bu arada. Şu anda ayrı eve çıkma gibi bir düşüncem yok. Çünkü ben yapabileceğimi düşünmüyorum. Hani 18'de atıyorum iyi istediğim üniversiteyi kazanırsam yurtta kalırım. Sonra hani orada arkadaş ederim ve kendime güvenirsem öyle çıkarım. Şu an iyiyim. Şimdi 8 tepeleme yemek kaşığı. Ama tepeleme olmasın, çok şey oluyor, unlu oluyor arkadaşlar. O yüzden 8 ama tepeleme değil, normal. Bir şey söyleyeceğim. Sen geçen de öyle 2, yapmıştın. 3, 4, biraz daha az koy. Çalama, az geçen koy. Yaptığın da çok şeydi. Az suluydu. Koy. 5. Hayır, çok unluydu. 6. Ben un olmasını pek sevmiyorum açıkçası. 7, 8. Kakaomuzu açıyoruz. Dök. Ben içinden almayı tercih ediyorum. İçinden almayı tercih ediyor. Aynen. Var ya, bu şu anda ay mahvettim şu an. İlknur teyzem merhaba. Dur. Gördüğün gibi Çağla ablam batırdı. Ben normalde çok güzel yaparım sufle ama şu an konuşuyoruz ya, hiç konsantre olamadım. Çok iyi yapar normalde. Yalan mı? Lütfen. Tatlılarımı bayılıyorsunuz ama genelde. Keklerin güzel. Bu arada bir tatlı kaşığı vanilin şey ne? Çay kaşığı yazıyordu. Çay kaşığı mı? Önemli tatlı değil. Kabartma tozu. Buradan ne çıkacak bilmiyorum. İdeal çalışma saatleri nasıl olmalı? Mesela şu anda 9-6, işte 8-6 gibi çalışılıyor ya. Sen nasıl çalışmak istersin? Ne hayalin var çalışma hayatında? İşte. Yani evet. Her insanın verimli olduğu farklı saatler var aslında ve bir insanın bence tüm gün çalışması biraz yanlış. Atıyorum şöyle bir şey olur, 8-9-5 arası çalışırsın ama sana günde 2 saat izin verirler. Hani 1 saat öğle yemeğe falan izin oluyor, onun yerine 2 saat izin. Orada da işte mesela verimsiz olduğun, bir iş yapamadığın saatlerdir ya da kötü hissedersin özellikle kadınlar için falan. Çok zor oluyor çünkü. Spatula ile yapacağım. O 2 saatte de işte atıyorum kafanı dağıtırsın ya da eve gidip birazcık uyursun. Çünkü 1 saat daha önce yemek yiyebiliyorsun, sonra o kadar yani. Hmm. Bence. Ya çalışma saati olarak değil de mola olarak o şekilde düşünüyorum. Böyle çok da kötü olmadı yani. Kulak memesi mi oluyor bu, ne oluyor? O kıvamı asla anlayamıyorum. Gelecekten umutlu musun? Gelecek hakkında ne düşünüyorsun? Kaygıların var mı? Hangi konularda kaygıların var? Arkadaşların ne düşünüyor? Ya bu çok saçma olabilir ama ben gidici olduğumu düşünüyorum. Yani gidici mi? Böyle nasıl diyeyim? Kendimi 18 ya da 20 yaşında hayal edemiyorum. O zamana kadar yaşamayacağımı düşünüyorum. 2 sene sonra 18 yaşındasın. Evet biliyorum ama öyleyse. Mesela ben küçükken de kendim hiç 16 yaşında hayal edemezdim. Mesela öleceğimi falan düşünüyordum. Gerçekten şu anda yani böyle... Yani şu an umutsuz musun yani? Umutsuz değilim. Ama kaygılı değilim çünkü gidici olduğumu hissediyorum hani. Tövbe. Bu ama bu şey nereye gidiyor? Ben anlamadım. Hayır, bu benimle ilgili bir şey. Jenerasyon falan değil. Arkadaşların nasıl? Yaşların nasıl? Kaygılı mı? Umutları var yani, mı geleceğe dair? Bu ülkede yaşamak isteyen arkadaşım sayısı 1. Geleceğe dair kaygım var ama hayatımı etkileyecek seviyede değil. Yani şöyle düşünüyorum, bir şekilde yaşıyorum. Yani ben açıkçası Türkiye'de yaşamak istemem büyüyünce. Büyüyünce. Büyüyünce düşünmüyorum. Tabii ki de bu bir hayal yani. Çok zor aslında bu. Böyle şeyleri izliyorduk hatta Irmak'la. Kanada'da yaşam, İsviçre'de yaşam. O kadar hani özenmişiz ki artık. İzliyorsun onları. İzliyorum. Birazcık süt koyayım, hafiften bir açsın. Çok şey oldu. Katı oldu. Biraz fazla katı oldu. Eğer fazla katıysa arkadaşlar süt koyabilirsiniz bak. Bu da Çağla Şef'ten tarifler. Arkadaşlar her söylediğini yapmayın ama. Onu da söyleyeyim. Sus. Şu anki... Eğitim sistemi sence nasıl? Verimli geçiyor mu? Bu neydi? Görüntülü. Online eğitim. Online eğitim, görüntülü konuşma. Şöyle, aslında çoğu derse girmiyorum diyebilirim. Yani kendi temel derslerime giriyorum. İlk zamanlarda her derse giriyordum. Ama daha sonra artık böyle çok sıkmaya başladı beni. Aynı zamanda gözlerim artık ölü gibi hissediyordu kendini. Bu arada öğretmenler de bunun için tabii ki çok kızıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Buradan öğretmenlere de giydiriyoruz. Yok, giydirmek değil tabii ki de. Şimdi izler falan bir de. Bence hocaların birazcık daha anlayışlı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz günde 8 saat online eğitimden şey yapıyoruz. Ben dershaneye gitmiyorum ama gidenler için bir de üstüne 3 saat daha... Dershane de var bir de. Evet, bir de 3 saat daha onun üstüne. Günde 11 saat bir ekrana baktığınızı düşünün ve bunların yarısı gereksiz dersler. Gereksiz derslerden kastım hiçbir ders gereksiz değil ama şöyle bir şey yürü var. Yürü be! Bütün her şeyi anlat şu ama anda. Her şeyi anlat. Derse önemsenmeyen hoca tribi diye bir şey var bizim okulda.
Bu arada çikolata koyuyoruz, onu da söyleyelim aralarına. Evet. Şimdi bunları böyle kablara koyduk ve içine biraz su koyup tencereye koyuyoruz. Kapağını da kapatıyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. Diğer jenerasyonlara baktığında sizin jenerasyonun farkı ne sence? X'ten bahsedeceğim çünkü Y'den senin dışında pek fazla tanıdığım yok. Böyle Y ne oluyor burada? 30'lu yaşlar sanırım. 30'lu yaşlar. Aynı ablam falan var. Bazı akrabalarımda birazcık şey olabiliyor. Iy, orayı mı kazanmış? İğrenç. Ya da iy, onu mu seçmiş? O meslek mi? İnsanların hayatına fazla müdahale. Ben ne istiyorsam onu yaparım. Çünkü ben yani siz daha mı özgürsünüz? Bunu mu demeye çalışıyorsunuz? Biraz öyle hissediyorum. Ya özgürlükten ziyade birazcık daha insanların kararına saygı duyup her konuya burnumuzu sokmuyoruz. Suflemiz hazır arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum artık. Z jenerasyonu sohbetimizin sonuna geldik arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Z jenerasyonumuz kanalımıza konuk oldu. O zaman ne diyoruz? Sen söyle istersen. Kanalımıza. Bay bay. Pardon. Kanalımıza. Z jenerasyonu böyle. Bu kadar rahat. Evet, Çağla ablamın kanalından şuradan ya da buradan ya da buradan buradan abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kaç tane YouTube videosu çektiğimde bana yaptırıyor, onu da anlayamadım ve bacağım koptu bu arada bunu yaparken. O yüzden bacağıma bir like.